Türk sinemasının Sultan Türker Şoray neredeydi peki? Gönüllerde. Gönüllerde her zaman da zatürre olmuştu biliyorsun, çok korkutmuştu geçti bizleri. Sonra toparladım dedi ve tüm gezi ziyaretlerini iptal ettikten sonra şimdi başladı ziyaretleri. İlk durağı Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana'da Göbekli da vardı. Tepe'yi evet. Ha, demek kültür yolunun, kültür tarafının yolundan devam ediyor. Evet, Türk aynen tarafından. İşte o peki. Görüntüler geliyor şimdi. Gerçekten böyle baktığınız zaman hani burada neler yaşanmış, insanlar buralarda yaşamış, hayata tutunmaya çalışmış. Bunları hayal etmek, düşünmek bile insana garip duygular uyandırıyor. Bu güzel yerin bizim ülkemizde olması çok güzel bir şey. Yani Urfa'da, Urfa'nın güzelliklerinden biri burası. Valla ben çok hala böyle hayretle ve heyecanla bakıyorum. Valla ülkemizin bu tarihi zenginliklerini görmesi lazım herkesin. Ve herkesi bu Göbekli Tepe'yi görmeye davet ediyorum. Yani yolları buralara düşenlerin veya düşmeyenlerin mutlaka burayı görmesini isterim. Sevgili Türkan Şoray'ı böyle güzel, sportif, son derece enerjik görmek çok güzel. Sağlıklı değil mi? Aynen güzel. Tabii ki. Ve gidebileceği en iyi yere gitmiş. Evet. Yani şu an Şanlıurfa'mız maşallah tüm dünya çapında bilinen ve ziyaret edilmesi gereken ve ziyaret edilen de bir yer Göbekli Tepe'den dolayı. Zaten daha evvelinden de çok ziyaretçi çekiyor idi. Bu kültür yoluyla beraber bazı arkadaşlar da hafta sonu gitti. Türkan Hanım da eşlik etmiş. Zatüreydi, bahçeye bile çıkamazsın demişti evet. Doktor bak. Dipçik gibi derdi aynen. Dedem. Maşallah. Dimdik ayakta maşallah. Çok sevgi selam olsun. Çok sevgi güzel. Selam. Bakalım bundan sonraki kültür yollarının neresinde göreceğiz kendisini. Evet, takipteyiz. Peki. Hülya Hanım'ı da yanına alsın. Koç Yiğit. İyi olmasın beraberce. Evet. Gerçi evet.